çok çarpıcı itiraflarda bulundular bize. Bir anlamda da tabii toplumu uyandıracaklar. Yaptıkları işle, işin kötü yanlarıyla toplumu eğitmiş olacaklar. İnsanları uzak tutmak adına uzmanlarımız da bizi tabii ki yönlendirecekler. Mercan Hanım, duyabiliyor musunuz efendim? Hoş geldiniz. Efendim, hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim, buyurun. Vallahi ben birebir yaşadım bu olayları Esra Hanım. Nasıl efendim? Eşim sabaha kadar internette, bu chat odalarında üye. Üye. Uygunsuz vaziyette, yani karşılıklı ekranlar açık. Öyle güzel alemler yapıyorlar ki anlatamam size. Yani ben bir sabaha karşı gördüm. Niye gördüm de tepki gösterdim de bir de bir ton dayak yedim, biliyor musunuz? Dayak. Evet. Paralar oralara mı gidiyor? Evet. Evin ekmeği, çoluk çocuğun nafakası. Utanmadan evet. Bir de evinde yapıyor bu adam bunları ha? Evet. Tüh, yazıklar olsun ona. Evet, açıkça söylüyorum. Tüh, yazıklar olsun. Evet. Ya kızım... Çoluk çocuk kaç tane Mercan Hanım? Efendim? Kaç tane çocuk? 3 tane çocuğum var benim. Ya o çocuklar kalkıp da nerede yapıyor bu adam bunları? Görüyorlar, her şeyi diyorlar Esra Hanım. Efendim? Benim büyük kızım... Yani benim büyük kızım 18 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor bugün, bu sene. Evet. Yani birebir babasının o çatı odasının şifresini kırmış, girmiş. Bir sabah kavga etmiş yani babasıyla. Yani bilmiyorum. Babasının gözünün önünde göğe iptal ettiler siteyi ama bilmiyorsun ki sabaha kadar yine okey odalarında. Yani giriyor, girmiyor. Artık ya Mercan bıraktım. Hanım, efendim? Anlamıyorum sizi. Niye hala bu adamla evlisiniz? Ya 3 tane çocuğum var. Ben tek başıma okutamam. 3 tane çocuğum var ama gece yarısı kalkıyorsun, bakıyorsun. Adam internette, beni dinler misiniz ne olur? Adam internette uygunsuz vaziyette, çocuğunuz odanıza gelse, internet ya da bilgisayar nerede bilmiyorum, odanızda mı, salonda mı? Bu rezillikleri, bu iğrençlikleri görse ne olacak? İşte Profesör Doktor Ertan Tezcan burada. Yani ruhunda onulmaz yaralar açılacak. Kim tamir edecek? Ben psikiyatri tedavisi görüyorum ama atamıyorum ki kafamda. Peki Mercan Hanım, siz bu siteler hakkında savcılığa neden suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz bu siteler kapattırılıyor herhangi bir şekilde tespit edildiğinde. Onun için lütfen bu tip durumlarda herkes savcılığa dilekçe vererek bu siteleri ihbar etsin. Savcılar da siteleri kapatsınlar. Tabii ki onlar kapattıkça mutlaka yenileri açılacaktır ama bunu önlemek de bir parça bize düşüyor. Evet, yani biz ne kadar ihbar edersek, ne kadar çok site kapattırırsak o kadar faydalı olacağız. Yani biz ah vah deyip de oturup kendi derdimize yanarsak o zaman bir sürü insan aynı çarkın içerisine girer ve hiçbir şekilde de bu önlenemez. Bunun önlemenin yolu da direkt savcılığa gidip bu siteyi ihbar etmektir. Evet, katılıyorum. Hocam, bir erkek nasıl bu kadar şuursuz, terbiyesiz olabilir? Yani evlatlarını nasıl düşünmeden kendi evinin çatısının altında böyle rezilliklere imza atabilir? Bu nasıl bir erkektir? Maalesef tabii olayı biraz daha geniş yaymak mümkün sevgili Esra. Hatırlarsan bunun en masum şekli eskiden erkek dergileri vardı. Bunun yüzlercesini evine getirenler. Peşine bu telefonla sanal alem çıkmadan işte karşıdaki kişinin sadece sesini duyarak uyarılanlar derken, tabii internetin getirdiği birçok kolaylığın yanında maalesef denetlenemeyen bu tür çok kaba tabirle sapıklıklar da ortaya çıktı. Bu bir cinsel sapma, başka bir şey değil. Yani evlisin, 3 tane çocuğun var, bir yuvan var, bir eşin var. Ama kalkıp da internetten bu tür bir gayri ahlaki ve doyurucu olmayan, tamamen sanal bir ilişki arama tamamen yanlış bir şey. Ya bir maskeli depresyondadır eşi. Yani bu genellikle erkeğin maskeli depresyonu sürecinde ortaya çıkan bir hadisedir. Hanımefendi kadar beyefendinin de tedaviye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Hatırlarsan önce eskiden tedavi olsun bence kesinlikle. Eskiden şöyle bir olay vardı. Mesela bazı şehirlerimize barajlar yapılırdı. Oradaki köylülere büyük paralar verilirdi o arsalar istimlak edilsin diye. Birden oralarda mantar gibi gece kulüpleri, pavyonlar kurulurdu. O parayı alan insanlar o pavyonlarda o kadının işte elini tutacak. Çünkü pavyonda daha ötesi bir şey yapmak mümkün değil. Bir iki söz, tatlı söz duyacak diye gider. Oralarda o paraları yerlerdi. Bu da aynı kültürün benzer bir uzantısı. Hocam bu daha kolay üstelik. Bu tabii çok yerden, sevgili Şükrü Hanım, çıkmadan. Teknoloji ilerledikçe her şey hakikaten ulaşma da çok kolaylaşıyor. Evet. Çok meşhur bir film vardı hatırlarsan.
Çağan Irmak'ın en son bir yalnız yaşayan bir adamla ilgili filmi. Şimdi filmin ismini verirsen belki etik olmayabilir. Daha girişinde MSN'de hatırlarsan tuhaf bir ilişkinin başlangıcını yapıyordu. Bizim meslek hayatımızda da zaman zaman MSN'de bir takım insanların farklı şehirden birbirlerine ulaştığını ve bir takım ailesel ciddi sorunlara da neden olduğunu maalesef gözlemliyoruz. Bir de bir erkek bu şekilde cinselliği yaşamayı tercih ediyorsa onun yaşadığı başka problemler de olabilir diye yine birçok bilimsel makaleyi tabii ki, okumuştum tabii ki, ben. Tabii siz ki, açıklayacaksınız tabii ki, bu bir birazdan. Sapkınlık tabii evet, ki. Şimdi kızlara dönelim. Beni duyabiliyor musunuz? Bir daha soruyorum. Evet, yeniden hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bir kere teşekkür ediyorum cesaretinizden dolayı. Sonuçta şu anda kamuoyunu gerçekten de uyandırıyorsunuz. Birçok evlilik belki de bu yüzden kurtulacak. Birçok kadın, birçok erkek neler yapıldığının farkına varacak. Yaşlarınızı öğrenebilir miyim? İki tane arkadaşsınız siz. Değil mi? Evet, benim yaşım 24. Benim 26. Evet, görüyorsunuz. İki tane genç kız. Aynı evde mi oturuyorsunuz? Evet. Eğitiminiz nedir arkadaşlar? Lise mezunuyuz. İkiniz de? Evet. Evet. Peki, bu işe nasıl girdiniz? Ne yapıyorsunuz siz tam olarak? Bu işe başlamamız chat ortamlarında başkalarının bu işi yaptığını görerek oldu. Başkaları kimdi? Kimi gördünüz? Diğer chat ortamındaki kızlar, yani evet, başka kadınlar, başka erkekler. Bu şekilde gördük. Yani arkadaş ortamlarınız mı sizi bir anlamda bu işe itti? Arkadaş ortamı değil, arkadaşımız değil de hiçbiri. Ama internet ortamında sürekli takıldığımız için bu chat ortamlarında... İnternete girip çıkarken evet, anladım. Rastlıyorduk yapanlara. Evet, sonra? Sonra denemeye karar verdik. Denemeye karar vermeden önce bize... Ondan önce bir şey soracağım. Şimdi siz iki tane genç kızsınız, iki arkadaşsınız. Aile yapınız nasıl sizin? Ailelerimizle birlikte yaşamıyoruz zaten. Aile yapılarınız nasıl? Tabii ki yani bu şekilde bir iş yaptığımızı bilseler bizimle bir daha görüşeceklerini sanmıyorum. Yani o kadar geniş insanlar değiller. Defterden silerler sizi öyle mi? Öyle. Evet. Devam edelim. İnternete gire çıka bu işlerin yapılmakta olduğunu fark ettiniz. Sonra ne oldu? Bu sitelerin yöneticileri bize ulaşmaya başladı. Bu sitelere girerken onlar teklif etti aslında. İlk bu şekilde deneme amaçlı başladık. Onların tekliflerini değerlendirdik. Daha sonra para kazanabildiğimizi fark ettiğimiz zaman bir süre paraya ihtiyacımız olduğu için yapmak zorunda kaldık. Bir süre evet, bu şekilde devam etti. Ne yapıyorsunuz tam olarak? Karşımızdakinin isteklerine bağlı. Yani ne istiyorsa. Tabii ki abartmadan. Yani soyunmamızı isteyebilir, konuşmamızı. Ay, o abartması mı kalmış? Yani, o abartılanlar da var. Yani bu... Hayır, bir erkeğin, tanımadığın bir erkeğin karşısında soyunuyorsun. Yani daha abartılacak nesi var bunun? Tanımadığım... Yanlış bir kelime oldu orada. Yok, tanımadığım erkeğin karşısında soyunuyorum ama o da beni tanımıyor. Yani öyle bir avantajım var, yüzümü görmüyor. Yani sadece vücudumu görüyor ve daha sonra hani onunla bir görüşme imkanım da yok. Yani beni tanımadığı için o şekilde rahatım. Yoksa onun haricinde başka bir şekilde olamazdı zaten. Evet. Peki bir dakika bir anlayalım. Ne kadar süreyle bu işi yapıyorsunuz? Alacağım soruları da. Yapıyorum. Ne kadar süreyle yapıyor muyuz yoksa nasıl? Ne kadar zamandır? Ne kadar zamandır? Yaklaşık 6 ay, 7 ay kadar yaptık. Bir günde kaç saatinizi bu işe ayırıyorsunuz? Bilgisayar sürekli açık. Bilgisayar başındayız. Onun haricinde insanların bize yönelmesi kaç saat olursa biz de o kadar ilgileniyoruz. Yani ne kadar bilgisayar başına durursa o kadar fazla para kazanıyoruz. Peki bunu şuna benzetebilir miyiz? Biraz önce Profesör Doktor Sayın Ertan Tezcan Hocam dedi ki telefon hatları var ve orada telefonda insanlar cinsel içerikli konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmayı yapan kadın konuşmayı ne kadar uzatırsa o kadar çok para yazıyor. İnternette sizin yaptığınız işte aşağı yukarı böyle bir şey mi? Kesinlikle. Yani, bu değil mi? Evet. Yani ne kadar uzun süre onu cinsel içerikli yaptığınız şovla internet başında tutarsanız o kadar çok mu para kazanıyorsunuz? Evet. Evet, yani aşağı yukarı hocam doğru özetlediniz. Hani teknoloji geliştikçe bu işte bu hale geliyor ama mantık aynı. Mantık aynı. Peki, yaptığınız şeyin birazcık böyle yani sizi suçlamak için sormuyorum, inanın ve alınmayın ama biraz sahtekarca bir yanı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bir vicdan azabı duyuyor musunuz? Sahtekarca hiçbir yanı yok çünkü kimseye zorla bir şey yaptırmıyoruz. Kendileri talep ediyorlar, kendileri geliyorlar. Biz sadece
Bu aslında arz talep meselesi. Biz bu işi yapıyoruz. Onlar biliyorlar ve kendileri geliyorlar. Yani biz kimseyi zorlamıyoruz. Hı hı. Peki hayatınızı başka bir yoldan kazanmayı düşündünüz mü? Düşündük ve şu an öyle kazanıyoruz. Yani artık bu işleri yapmıyor musunuz? Evet, yapmıyoruz artık. Bu kadar rahat gibi yorumlar var. Buyurun. Karşısındaki onu görmüyor, o da karşısındakini görmüyor. Çok rahat yapıyorum diyor. Peki kendi akrabalarından, kendi kardeşinden eğer biriyle karşılaşsa bu vicdanını geçmedisi rahatsız etmeyecek mi bu hanımefendinin? Yani ben hanımefendi demek istemiyorum da yine de rencide etmek istemiyorum. Yani bu dediğiniz gibi az ücretle çalışanlar ne yapsınlar? Herkes bu yolu mu başvursun yani para kazanmak için? Kendisi yarın evlendiği zaman hangi yüzle evlenecek yani? Ha, ben bunu kimseyle görüşmedim, kimse de beni görmedi deyip de rahat bir evlilik yapabilecek mi? Bunları öğrenmek istiyorum. Evet, duyabildiniz mi? Evet, duyduk. Evet. Buyurun. Bu şekilde düşünmek aslında biraz yanlış. Çünkü sadece internet ortamında yapılan bu tarz şovlar değil. Aradı ama tabii siz olduğunuzu bilmiyor. Yani çok normal mi geliyor size? Babanız, ben babanız olarak ilk önce o geldi aklıma. Kardeşiniz de olabilir, herkes olabilir. Normal midir sizce? Biz normal geliyor demiyoruz hanımefendi. Ama gayet rahatsınız değil mi böyle bir işi yapmakla? Nereden biliyorsunuz rahat olduğumuzu? Neden ama yapıyorsunuz? Sizi zorla mı yaptırıyorlar? Yapmıyoruz artık. Zorla mı yaptırıyorlar? Evet. Bir anlayalım, bir sakin olun. Alacağım soruları ama bir anlamaya çalışıyoruz. Bir de karşımızda iki tane genç kız olduğunu da unutmayalım. Ayrıca insanlar yanlış yollara girebilirler. Bu yanlış bir yoldur. Kendileri de söylüyorlar. Bu yolun devamını getirmiyorlar, bırakmışlar. Başka genç kızlar bu yollara girmesinler diye bize ne önerecekler? Yani biraz da işin lütfen eğitici yanına bakalım. İnandırıcı mı gelmiyor size, nedir? Çünkü o kadar hayatta kolay para kazanma yönden alışmışlar ki böyle bir yoldan para kazanmaya. Diğer kızlara da kesinlikle onlar önderlik edip teşvik edeceklerdir. Ben bu kanıdayım. Kesinlikle kolay para kazanmanın başlangıcı bunlar. Böyle bir şey olmamalı. Ya geçtiğimiz günlerde de ben bir internet sitesinde, haber ağırlıklı bir internet sitesinde bir röportaj gördüm. Annemiz içeride yemek yapıyor, çay yapıyor. Biz de kendi odamızda bu şekilde internet aracılığıyla bu yoldan, yani cinsel içerikli şov yaparak, erkeklerle konuşup görüşerek para kazanıyoruz diyen başka genç kızları da okudum. Onların hayatlarını da anlattıkları kadarıyla benim gibi bütün okuyanlar tanıklık ettiler. Burada iki tane problem var. Evet. Şimdi gözüken şu ki bizim borderline kişilik örgütlenmesi ya da kişilik bozukluğu dediğimiz bir hadise vardır. Genellikle çocukluk çağında travmatize olan genç kızlarımızın yaptığı bir davranış biçimidir. Travmatize nasıl yani? Yani bir taciz olabilir, bir üzüntü olabilir, bir sıkıntı olabilir, aile içi geçimsizlik olabilir, babanın alkol kullanması olabilir, küçük çocukken çok kısıtlanması olabilir, olabilir de olabilir. Bakalım birazdan onları da soracağız ama. Onu sorabiliriz. Ama en önemlisi de burada. Yine de siz biraz sert çıkıştınız. Sonuçta bu ülkenin iki tane evladı bunlar. Ve bunlar bu ülkenin sorunları. Bunları halletmemiz gerekiyor. Ve bunları azarlayarak, bağırarak, çağırarak halletmeye kalkmak inanın çok sağlıklı olmayabilir. O kadar güzel işler var ki bayanlarımızın, kızlarımızın çalışabileceği. Yani bu işin normal olmadığını tabii kendisi ki değil de biliyor. Hayır, ama tabii ki çok değil. Para kazandığı için buna gönül vermiş. Ama bakın dikkat edin, haksızlık karşısında bağırmak peki insanın sesini kısabilir. Şey onun için sakin anlatacağız. Hocam, çok önemli Şükrü Hanım. Arayanlar hasta esas. Arz olmasa ya, yani olay. Arayanlar hasta mı? Esas hasta onlar. Mesela bizim geçiyorum akşam oturduğum eve ben, sahilde 3-5 tane travesti duruyor. Çok özür dilerim. Yüzlerce araba önünde. Ya. Travesti mi hasta sizce? Orada duran yüzlerce araba mı? Bence bizim kızmamız araba gereken orada travestiler mi? Hayır. Tamam işte hayır, aynı şey burada. Ben da size katılıyorum. Aynen aynı böyle düşünüyorum. Şey. Onu buna halletmek lazım. Evet. Söylemek istiyorum. Biraz evvel hanımefendi güzel bir şey söyledi. Biz çocuklarımızı büyütürken galiba bazı yanlışlar yapıyoruz. Yani onlara emeğin, İnsanın kendi emeğiyle para kazanmasının ne kadar önemli olduğunu, gururun, onurun,
etiğin, ahlakın ne kadar önemli olduğunu galiba biraz eksik bırakıyoruz. Son dönemde bizim toplumumuzun gerçekten eksik bıraktığı bir yön olarak bunu düşünüyorum ben. Yani para kazanmak ama ne olursa olsun, ne yoldan olursa olsun para kazanmak olarak algılarsak hayatı, o zaman yaptığımız her şeyi normal görürüz. Para kazanmak için de her şey yapılabilir deriz ki bu son derece yanlıştır. Başka bir tehlike daha var. Ben yine kızlara soracağım. Sizin yaptığınız bu işe ergenlik çağında olan çocukların birdenbire denk gelme olasılığı var mı? Ya kızların değil mi? Hayır. Erkek çocuklarının, kız çocuklarının. Erkek çocukları genelde bu tarz şeylere yönelmiyor. Yani yaşı küçük olanlar yönelmiyor bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere yönelenler genelde yaşları büyük, olgunlaşmış, eşiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla bu tarz duygularını paylaşamayan, kesinlikle psikolojik sorunları olan insanlar. Evet. Peki. Ben bir şey daha söylemek istiyorum Esra. Sözünü unutma lütfen, sözünü unutma. Kısa bir ara vermek mecburiyetindeyim. Sakın unutma. Benim daha sorularım olacak. Çok sayıda telefon var. Devam edeceğiz birazdan, reklamların hemen ardından. Evet, hocamız birazdan bizlerle birlikte olacak. Güzel çiçekler bir alerji yaptı ama tekrar teşekkür ediyorum Serpilciğime. Evet, genç kızlar bizi dinliyorlar. Sorularımızı yanıtlamak üzere. Çok önemli bir açıklama yapacaklar birazdan. Ama Müge Hanım'a ben merhaba demek istiyorum. O da telefon hattımızda bekliyor. Müge Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Duyuyor musunuz? Müge Hanım duyuyor musunuz? İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Duyuyorum. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun. Teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için Esra Hanım. Evet. Efendim size televizyonun sesini tamamen kapatalım lütfen. Telefondan dinleyiniz, oradan konuşunuz. Buyurun. Ben de böyle bir internet mağduruyum. Evet. Nasıl efendim? Benim eşim böylesi artık kadın da demiyorum, kız da demiyorum. Ağzımı da bozmak istemiyorum böyle insanlara. Aman. İnsan da demiyorum. Bunlar resmen hayvanken nasıl sokaktaysa bunlar da aynen öyle sokak ortasında. Müge Hanım ne oldu? Şimdi benim eşim 3 yıl 4 yıl böyle önce bunlarla, bu gibi insan da demiyorum artık, mahluklarla internete girmiş. Ben dokümanları buldum, çıkardım. Hepsine de telefon açtım. Müge Hanım bir şey söyleyeceğim. Bu insanlara şimdi, siz mahluk diyorsunuz. Eşinize de diyor musunuz? Müge Hanım'la ama biz birbirimizi hiç anlamayız ya. Diyorum, şu an boşanma safhasındayım. Ha, boşanma safhasındasınız. İyi. Evet efendim, devam. Şu an ben boşanma safhasındayım. Evet. Yalnız bu tür insan mahluklar tutup internetten çıkıyorlar. Yağlı müşteri buldu mu geriden parasını çekiyorlar. Ve ben şu an 5 kuruş parasız pulsuzum, eşimden ayrılmak istiyorum. Ben ona eş de demiyorum. O da onlar için bir mahluk. Evet. Evet. Çünkü parasız pulsuz beni bıraktı. Kredi kartları had safhada. Her tarafa borç etmiş. Evet. Peki Müge Hanım'ın telefonu kesildi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama Müge Hanım şu anda boşanma aşamasında. Biz biliyorsunuz sevgili izleyiciler, Türk Aile Birliği'ni korumak adına yaptığımız tüm yayınlarda bunu göz önünde bulunduruyoruz. Ön planda tutuyoruz ama artık işin içine bu kadar büyük yalan dolanlar girmişse, evin içine kadar ahlaksızlık taşmışsa, salondan odalara yayılıyorsa bence bu tür insanlarla hayatı devam ettirmenin de hiçbir anlamı yok. Bu da benim naçizane fikrim. Ama bir tedavi olma ihtimalleri var mıdır? O kapıyı da açık bırakalım. Var mı hocam? Şimdi hanımefendinin bahsettiği artık daha ileri aşan bir bağımlılık haline gelmiş bu. Maalesef bu cinsel kültürün ta en başından yanlış organize edilmesinden kaynaklanan bir cinsel sapma artı bağımlılık. Evet. Hakikaten kişi belli bir aşamada, yani bağımlılık olarak kabul ettiğinizde gerçekten bu tür insanlara yardım etmek mümkün. Fakat bizim tabii ülkede hala şu anlayış var. Ben deli miyim? Bir psikiyatriste ne işim var falan gibi.
gerçekten evet. halledilecek sorunlar. Demek ki bunlar. Bu soruna sahip İnsan... olan insanların önce tedavi olmayı istemeleri öyle. Gerekiyor. Aynen bunu da öyle. Vermemiz aynen lazım öyle. Halka. Bu tarz sitelerin de bağımlılık yaptığı herkes tarafından söyleniyor. Yani sadece biz tabii büyükler değil, çocuklara baktığımızda oyun siteleri neler yapıyorsa. Bugün evet. Bu da bir çeşit bir erişkinin oyunu gibi görmek evet. lazım. Bizde bir de şu var Esra Hanım, gerçek şu, erkek büyümüyor bizde. Evet. O oyunu yaşamda devam ettirmek istiyor. Evet. Bazen bu kısmı bir oyun olarak algılıyor. Bazen evet. bir fantezi, bazen bir hastalık, evet. bazen bir bağımlılık. İşte bunlar ortaya evet. çıkıyor. Peki. Genç kızlara dönelim. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz. Evet. Biraz evvel ne söyleyecektiniz? Ne açıklama yapacaktınız? Buyurun. Bana soru soran hanımefendiye bir şey sormak istedim. Evet. Dedi ya hani babanız, kardeşiniz, ailenizden bir akrabanız sizi izlemek için size ya. Yönelebilir diye. Yani bu bizim bu işi yaptığımız erkekler de onun ailesinden birileri de yani olabilir. Hepimizin ailesinden birisi de olabilir bu. Yani o zaman onun İyi ailesine de suçlamamız lazım burada yani. İyi de hayatım yani burada hani öznesizsiniz, bu işi yapan sizsiniz ve bununla ilk anda karşılaşacak olan sizsiniz. Hanımefendi böyle bir iş yapmıyor ki. Hayır, hanımefendinin ailesinden bir erkek beni izlemek için bana ulaşabilir. Evet. Yani onu demek istedim. İyi, ayrıca siz bir bayan olarak yuvaların yıkılmaması için nasıl buraya gelip de örnek oluyorsanız, Esra Hanım'ın dediği gibi bir mesaj vermek istiyorsanız genç kızlarımıza bu yolu, bu mesleği yapmasınlar diye, eğer sizin tabiriniz de meslekse, siz yani buna siz örnek olmalısınız. Evet. Yapmayın, peki, devam bunu edelim. Demelisiniz. Tamam, devam edelim. Başka bir şey soracağım size. Biraz önce hocamız dedi ki, bu kişiler dedi, böyle işlerle uğraşan insanlar çocukluklarında bir tacizle, bir istismarla karşılaşmış olabilirler diye bir bilgi sundu. Kötü geçmiş bir çocukluk. Veya yani çok kötü evde geçmiş bir çocukluk programı, olabilir. Annenin yeterli sevgi, ilgi göstermemesi. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok. Bizim bu işe girme amacımız ilk başta kesinlikle meslek haline getirmek değildi. İlk başta deneme amaçlı, eğlence amaçlı. Bu tarz başlamıştık. Ondan sonra para kazanabildiğimizi fark ettiğimiz için belli bir süre yaptık. Ama kızlar bir şey söyleyeceğim. Sizin de hani ruhsal olarak bunu kaldırabilmenizle ilgili bir farklılığınızın olması gerekiyor bence. Çünkü buradaki herhangi bir insana sokakta bir laf atıldığında bile hepimiz çok içselleştirip çok rahatsız oluyoruz. Tabii. Diyoruz ki öyle düşünmememiz gerektiği halde niye bana laf atıldı canım? Ben acaba bunu hani niye bana böyle bir şey oldu diye sorguluyoruz. Biz de rahatsız Halbuki karşıdakinin oluyoruz. Hatası bu belli. Siz yani sokakta bize de laf atıldığında rahatsız oluyoruz. Ama yani başka yabancı erkeklerin önünde cinsel içerikli şov yapıyorsunuz, üstünüzü çıkartıyorsunuz, diyorsunuz ki bak ne tür bize teklif gelirse hani yani abartmadan diyorsunuz, abartmak abartmamak neyse onu da bilemem ama hani orada bizim olduğumuza dair hiçbir belirti yok. Biz değiliz yani orada Ayşe, Fatma, herhangi birisi. Ama işte insan... Ama bu sizin içinizi sevgili rahatlatıyor Esra, mu? Daha büyük bir sorun var, pardon. Kişinin disosiye olması gerekiyor o zaman. Yani kişinin adeta kimlik değiştirmesi Kendinden gerekiyor. Kendinden çıkması gerekiyor. Tabii o zaman bu sevgili kızlarımızda Allah korusun çoğul kişilik bozukluğu falan gelişebilir. Bu çok daha tehlikeli yani. Ve ileride bir yuva kurduklarında o yuvayı idame etmekte çok zorluk çekebilirler. Farkına varmadan bir türlü içlerindeki o boşluğu doldurmayabilirler. Başka tür özel yaşamlarında fantezi arayışı içinde olabilirler. Bir şey daha soracağım size. Kendinizi kullanılmış, kötü hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyoruz. Hissettiğimiz ben için bıraktık bu işi. Bence. Bir şey daha soracağım. Çok özür dileyerek gerçekten sizi kardeşim gibi görmeye gayret ediyorum. Ve sizin için yapabileceğim ne varsa yapmaya da hazırım. Ayrıca teşekkür ediyorum medeni cesaretinizden dolayı. Bu işi de yapmayacağız diyorsunuz. Çok güzel, tebrik de ediyorum ama... Yine bağışlayın, soracağım. Sizce yaptığınız işin fuhuştan farkı ne? Bunu bize gelen insanlar da soruyorlar. Ama kesinlikle onun hiçbir alakası yok. Nasıl yok? Bir kere sadece görüntü var. Ama sonuç var. Ve maksat aynı değil mi? Ya o şekilde gözükebilir oradan ama öyle değil. Yani bize hiçbir şekilde bir temas yok. Sadece bir görüntü var. Bizim biz olduğumuz belli değil. Bu şekilde yapılan bir olay... Ama sizin o zaman şimdi arkadaşlar şöyle mi diyorsunuz siz? Hani bizim için sanki böyle vücutlarını bölmüş gibiler değil mi hocam? İşte hani, o çoğul kişilik dediğimiz sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani buradan aşağısı oldu mu, görüntü oldu mu problem değil. Ama sonuçta siz kendi görüntünüzle ve yaptığınız
şovlarla bunların içerikleri tabii bize intikal etti ama canlı yayında detaylandırmamız mümkün değil. Erkeklere bir şey vermiş oluyorsunuz sonuçta, bir sunum yapmış oluyorsunuz. Sunumun ve bu iğrenç bir şey bence. Onları doyuma ulaştırıyorlar Esra Hanım. Bu kadar basit bir şey değil yani. Yani soyunuyorlar onlar ben, o görsellikle doyuma ulaşıyorlar. Yani bu da fuhuşun bir tarzı. Sonuçta sadece cinsel ilişki yok, o kadar. Ama onun haricinde her tür cinsel evet. obje kullanılıyor burada. Yani bir obje gibi algılanıyor ve bu arkadaşlarımız. Ve ben burada bakın arkadaşlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Bunu bir meslek gibi, para kazanılan bir yer gibi göstermek yerine bunun hiç olmaması gereken, kendilerinin de büyük bir yanlış içerisinde ve büyük bir hata işleyerek yaptıklarını. Ama onu dolayısıyla da ama çok da öyle değil. Yani işte biz biraz da burada işte göründük ama başımız gözükmedi. İşte cinsel temas olmadı falan gibi sözcükler yerine bunun aslında hiç buna yapılmaması. Buna psikiyatride rasyonalize etmek demek. Türkçesi yani, bu. Yani kendilerini bir şekilde atlamaya çalışıyorlar. Ama bunu şey atlamak gibi. Yerine bunun çok evet. yanlış olduğunu lütfen buradan insanlara anlatsınlar. Çünkü şimdi böyle bir durumda şu şeylerle henüz cahil, henüz kişiye bu olay oturmamış bu iki genç kişiler çok farklı algılayabilir. Evet. Travma yaratacak. Evet. Sonuçta travma tabii yaratacak ki. Bir eylem. Hala sevgili iki genç kızımız o travmanın inkarı içindeler. Evet. Savunmayın şahsen beni arkadaşlar. Bir hekim olarak, kızlar savunmayın. Üzen bu. Yani evet. deseler ki ya biz fark ettik. Hakikaten yanlışmış. Evet. O yanlışlığında bakalım, pişmanlığı içindeyiz şimdi. Desen, çok daha iyi olur. Yani. Evet telefonlar da var onları da alacağım ama ben yine kızlara dönmek istiyorum. Kızlar hiç tanıdığınız biriyle karşı karşıya geldiniz mi? Çünkü o kişilerin sesini duyuyorsunuz değil mi? Hayır duymuyoruz. Yazışma şeklinde mi? Evet, evet. yazışma şeklinde anladım. Görüntü. Peki o zaman böyle bir olasılıktan herhalde söz edemiyoruz. Başka bir şey daha soracağım. Erkeklere güveniniz, yarın öbür gün yuva kurmaya olan istek ve inancınız. Bunlar ne oldu? Yani bunlar azaldı mı? Ya kendinizden mutlu musunuz, memnun musunuz? Aynaya rahat bakabiliyor musunuz? Azalmadı, bitti bence. Hiç yok bitti. Yani. Burada aslında bu şekilde bir iş yaptığımız için yanlışta olduğumuzu fark ediyoruz ama burada suçlu olan biz değiliz. Biz sadece suçun parçasıyız. Evet. Burada suçlu olan kesinlikle bize bu işi yapmamıza yönelten etkenler. Burada doğal olarak ki erkekler oluyor. Bakın evet. şunu söylemek istiyorum Esra Hanım ben. Burada birileri çok ciddi para kazanıyor. Bu bir ticaret. Bu parayı sırtından da çok büyük para bu parayı kazanırken bu de yani. Bu genç kızlarımızın vücudu üzerinden bu para kazanıyor. Bu kızları kullanıyorlar. Onun için de daha akıllı davranıp kendimizi kullandırmaktan bir kere bir kadın olarak kendimizi kullandırmaktan vazgeçmemiz lazım. Evet, evet. Peki kızlar bekliyorsunuz. İnce Hanım buyurun. İnce Hanım. İnce Hanım. Duyuyor musunuz? Merhaba. Merhaba efendim buyurun. Ben şey diyecektim, ben de aynı şey yapıyorum. Evet. İki senedir aynı şey yapıyorum internet üzerinden ama görüntü olarak ama yazışma amaçlı olarak yapıyorum bu işi. İki senedir ve daha önce ben bu sebepten dolayı ailemle aramızda kötü bir şey olmuştu ama şimdi ben o ayrı bir şey, ailemle ayrı oturuyorum ben zaten. İki seneden beri bu işi severek yapıyorum yani. Ticaret nasıl yapıyorsunuz? Çünkü hesabıma yatıyor. Hesabıma yatıran yüksek miktar. Severek yapıyorsunuz öyle mi? Duyamıyorum ben. Evet evet öyle. Doğru duyuyor doğru benim kulaklarım. Şey. Bazen benim kulaklarım ben inanamıyorum. İnanmamak, benim de inanmadım. Kafamla kulağım tabii, arasındaki irtibat tamam, zayıflıyor hocam. Evet. Ya İnce Hanım, yani efendim? Sizin ağzınızdan çıkan şeyi kulağınız duyuyor mu? Evet. Aa. Hadi bakın sizin bir şey söyleyeceğim. Kimse kimseye zorla işte internete otur. Erkek olarak yani. Hadi zorunlu o şey değil ya. Bu erkek isteyerek yapıyor bunu yani sonuçta. Ben bir bayansam eşimin o konulara, o ilgilere, o sitelere girmesini istemiyorsam zaten ben internette iptal ettirim, boşarım. Evet. Evli yani, misiniz İnce Hanım? Değil. Kimse kimseye zorla yani oraya oturtup da sitelere girmesin o zaman. İnce Hanım evli misiniz? Hayır evli değilim şu an. Efendim? Ayrıldım. Ayrıldınız. Bu evet. işi yaptığınız için mi ayrıldınız? Ya bu işi zaten eşim öğrenmişti. Biz evet. zaten severek evlenmemiştik. Daha uzun mesele. Yani, İnşallah sizin... dönersek yani işte orada oturan konu seyirciler, bayanlar. İşte oradaki bayan arkadaşları suçluyorlar.
neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Kocalarınız yoldan çıkıyor işte falan filan. Ya o zaman engel olun yani. Kimse kimseye gir olamaz ki. O zaman izin vermeyin. İnce Hanım, inşallah çocuğunuz yoktur. Yok değil mi? Yok. Oh aman. İyi günler size. Kapatın telefonu, tamam yeter yani. Ama burada yine bu böyle var. Böyle biraz hani yüzsüzce böyle bir savunma, bu da hoş değil. Sevgili Esra. Hoşuma gitmedi yani sevgili konuşma. Sevgili Esra, eksibisyonizm denilen bir hastalık var tıpta. Evet. Teşhircilik hastalığı. Aslında bu teşhircilik, gözüken şu ki hanımefendi teşhircilik hastalığı var. O bundan keyif alıyor. Hakikaten eksibisyonizm ruhu olan insanlar bundan keyif alacakları bir ortam, bu bir hastalık yani. Yani. Evet. Bunu da böyle açıklıyorsunuz. Teşhircilik hastalığı, evet. Evet. Peki hanımefendiyi kendi haline bırakalım. İstiyorsa da bir doktora gitsin. Çünkü bir hastalık olduğunu siz söylediğiniz evet, için. Hastalık evet, teşhircilik hastalığı. Tedavisi de belki mümkün olabilir. O zaman evet, bir ara daha vermek durumundayız. Ben kızlara teşekkür ediyorum. Kızlar, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani bundan sonra dediniz ki konuşmanızın başında, zaten biz bu işi bir daha yapmayacağız dediniz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan önce bir şey söyleyebilir miyim kısa? Buyurun. Bu işi... yapan sadece biz kadınlar değil, bu işi yapan erkekler de var. Doğru. Ve biz kadınlara, kadınlardan da talep geliyor. Yani bu işin çok farklı boyutları da var ama biz artık bıraktık bundan sonra. Normal diğer insanlar gibi yaşamaya çalışacağız. Canım bir de bana şeyi söyler misiniz? Bir erkek bütün kazancını, bütün nafakasını bu olaya yatırabilir mi? Şuursuzca, delice. Yapanlar var. Bize bu şekilde rast gelmedik. Hani biz bu kadar acımasızca davranmadık kimseye asla. Ama bunu yapan kadınlar var. Evet. Erkekler de bunların tuzağına çok kolay düşebiliyor. Evet. Peki canım, bir mesaj verelim topluma. Her ikinizden de bir duymak istiyorum ben. Daha çok çünkü sen konuşuyorsun. Evet. İkinizden de birer mesaj istiyorum topluma, bizi izleyenlere yönelik olarak. Herkes kendin hayatından sorumludur diyorum ben. İnternette özellikle chat ortamlarında insanlara kolay güvenmesinler. Kesinlikle hatta güvenmesinler. Ve bu tarz sanal ortamdaki şovlar üzerinde bence daha dikkatli davransınlar. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İnşallah siz bu işi yapmayacağız diyorsunuz. Doğru yolu bulur, iyi birer iş bulur ve bu defteri kapatırsınız. Onun dışında da sevgili izleyiciler, el alem interneti, bilgiye ulaşmak için evrende neler olduğunu, dünyanın öbür ucunda neler olduğunu görmek ve öğrenmek için kullanıyor. Biraz daha akıllı olalım. Chatle metle işimiz olmasın, bilgiye ulaşmak için interneti kullanalım. Yoksa başımız böyle beladan gerçekten de kurtulmaz. Boşanmalar niye artıyor? İnsanlar parasını pulunu niye yatırıyor? Niye kredi kartı borçları artıyor? Bu yüzden akıllı olalım diyorum. İşte yapılan iş ve sonuçları diyorum. Peki, kısa bir ara, ondan sonra bakın programımızda hangi konuyu ele alacağız?